Değerli basın mensupları, kıymetli Bingöl hemşehrilerim. Bugün 15 Ekim Beyaz Baston ve Körler ve Güvenlik Günü. Bugünün anısına Bingöl'de farkındalık yaratmak amaçlı görme engelli kardeşlerimizle, Bingöl'lü bu konuya duyarlı hemşehrilerimizle beraber bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tabii ki engellilik bir kader değil. Hepimiz birer engelli, görme, yürüme engellisi, potansiyel adayız. Dolayısıyla bu insanlarımızın, bu kardeşlerimizin farkında olmamız lazım sevgili Bingöl'ler. Dolayısıyla hayatı onlara kolaylaştırmamız lazım. Onların her türlü imkan ve sıkıntılarını gidermemiz lazım. Dolayısıyla hayata bir empatik bakış açısı getirmemiz lazım. Özellikle ben esnaf arkadaşlarımıza, esnaflarımıza çok rica ediyorum. Özellikle sarı bantların olduğu yerlerde bunların etrafında 20'şer santim civarında bir boşluk olmalı ki bu görmeli engelli arkadaşlarımız rahat bir şekilde gidebilsinler. Maalesef nadir de olsa bazen görüyorum. Kasıtlı değil ama bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle bu sarı bantlara esnaflarımız malzemelerini koyuyorlar, sergilerini sergiliyorlar. Hem kaldırımda yürüyüşleri normal insanların bile yürümesini zorlaştı. Kaldırımda da arkadaşlarımız bu görmeli engellilerimiz hakikaten çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla ben bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyorum. Yine karşıdan karşıya geçişlerde Bingöl'de ona da çok dikkat etmemiz lazım. Normal vatandaşlarımız ve görmeli engelli vatandaşlarımızın karşıya geçişlerinde mutlaka yol vermemiz lazım. Bazen kazalarda da oluyor. Aracın bir tanesi yol verirken diğer aracı onu sollayarak geçmek gibi bir yanlışa düştüğü zaman yolun ortasında bazı yayalarımıza da kazayla vurabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu konuda Bingöl'de duyarlılık bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah her yıl bunu daha güzel bir şekilde, daha coşkuyla yapacağız. Ve bu yaptığımız farkındalık yürüyüşünün ben pozitif yansımaları olacağını düşünüyorum. Yine belediyemizle beraber, valilik olarak kamu kurumlarımızın, kamu binalarının erişilebilirliği, özellikle engelli erişilebilirliği üzerinde çalışıyoruz. Valiliklerimizin, kamu binalarımızın. Ona da çok dikkat etmemiz gerektiğini ben nitelendiriyorum. Ayrıca beraber görev yaptığım kamu görevlisi arkadaşlarımızın da başta görme engelleri olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet açısından pozitif ayrımcılık yapmalarını, onlara dairelere geldikleri zaman, kamu kurumlarına geldikleri zaman onlara pozitif ayrımcılık yapmasını, onlara her türlü yardım ve desteği vermesini ben talimat olarak da, rica olarak da arkadaşlarımdan bekliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum bu farkındalıktan dolayı, halkı bildikleri için.